أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما نافعا وألحقنا بالصالحين أما بعد. İman, kelime manası olarak bir şeyin varlığını kesin olarak, bir şeyin varlığına kesin olarak inanmaktır. Bana iman ediyor musun? Kelime manası olarak bana iman ediyor musun? İnanıyor musun? Manasında. Yani benim söylediklerime kesin olarak inanıyor musun? Bunlarda bir yalan veya hilaful vakıa diye tabir edelim. Yalan olmadığına kabul ediyor musun manasındadır. Bu kelime manasıdır. Ancak biz imanı istilahi manasında, yani akaid literatüründeki manasında işleyeceğiz inşallah. Akaid literatüründeki manasında iman, bir şeyin varlığını kesin olarak bilmek ve kabul etmektir. Yani biliyorsun, ancak kabul etmiyorsan iman etmiş olmazsın. Şöyle ki, imanı tabir, akaitteki imanı tarif ediyoruz. İman, Allah'ın varlığına, birliğine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna, elçisi olduğuna ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan bize bildirdiği her şeyin doğru olduğunu bilmek ve kabul etmektir. Yani burada bilme olur, kabul etme olmazsa iman edilmiş olunmaz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyayı şereflendirdiğinde, dünyaya teşrif ettiğinde o devirde yaşayan özellikle Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduklarını çok iyi biliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiğinde, dünyayı şereflendirdiğinde o devirde yaşayan özellikle Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi biliyorlardı, çok iyi tanıyorlardı. Hatta Rahip Bahira olayı çok meşhurdur. O durumda, o zaman da Yahudiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedenine kastettiler. Hatta 70 silahlı silahşörü yolladılar. Cenab-ı Rabbül Alemin bunları ortadan görünmez ordularıyla ortadan kaldırdı, o 70 Yahudi'yi. İşte onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok iyi biliyorlardı. Çok iyi tanıyorlardı. Hatta ayet-i kerimede de Cenab-ı Rabbül Alemin onlara şöyle tarif ediyor. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ Çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıyorlardı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle tanıyorlardı. Biliyorlardı, hak peygamber olduğunu da biliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği günü de çok iyi biliyorlardı. Bunları yıldız ilminden takip ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anne rahmine gelmesi, dünyaya gelmesi, bedeniyle dünyayı şereflendirmesi, bunları çok iyi biliyorlardı ama kabul etmiyorlardı. Onun için iman geçerli değildir. Mesela yine günümüzde de böyleleri vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu kabul bilirler, kabul de ederler ancak sadece Araplara gönderildiğini söylerler. Bunların hiçbiri iman etmiş sayılmazlar. Biz inşallah bir dahaki programımızda imanın sıhhat şartlarını işlerken bu konuyu biraz daha detaylı açacağız. İman nedir dedik? İman kalb ile bir şeyin varlığını kabul etmektir dedik. Bir de bunun dil ile ikrarı vardır. Dil ile ikrarın imanda, imanın aslında genel kabule göre imanın aslında bir payı, kabulünün aslında bir payı yoktur. Ancak İmanın şartıdır. Şöyle ki, iman nedir? Kalbin kabul etmesidir dedik. Bir kişi kalben kabul etti mi, iman etmiş olur mu? Evet, iman etmiş olur. Ancak dil ile bunu ikrar etmek de şarttır. Şöyle bunu açıklayalım. Bir namazın kendisi vardır,
Bir de namazın şartları vardır. Mesela namazın kendisi nedir? Tekbir, kıyam, kıraat, rükû, sucud, tahiyyattır. Bu namazı oluşturan şeylerdir. İşte imanda namaz örneğinden gidiyoruz. İman da nedir? Kalbin kabul etmesidir bu manada. Ama imanın şartı var, namazın şartı olduğu gibi. Nasıl? Namazın şartı nedir? Amdesttir. İstikbali kıbledir. Setre avrettir. Bunlar olmazsa namaz olmaz. Ancak namazın kendisinden de değildir. Namazın kendisinden olan şey nedir? Kıyam, kıraat, rükû, sucud. Bunlar namazın kendisindendir. Aynen imanda da böyledir. İman kalbin amelidir. Kalbin tasdiki ve kabulüdür. Ama dil ile söylemek de nedir? İmanın şartıdır. Yalnız şöyle söyleyelim. Bir kişinin dil ile söyleme imkanı yok ise imanın aslı kalp ile tasdiktir. Örnek konuşamayan lal insanlar. Bunlar dil ile söyleyemedikleri halde kalp ile tasdik ettiyseler mümindirler. Yine bir örnek mümindir, iman etmiştir, kalbi tasdik etmiştir. Ancak dil ile bunu ikrar etse canına bir zarar gelecek veya efendim kendisine bir zarar gelecek. Bu durumda da ne oluyor? Bu kişinin dil ile ikrar etmesi gerekli değildir. Bu kişinin imanı sahihtir ve geçerlidir. Başka bir örnek, canına kastedildi, kalp ile ikrar, kalp ile tasdik mevcut ise dil ile inkar cevazı vardır. Yapmamak daha iyidir. Ancak canını kurtarmak için dil ile inkar mümkündür. İşte bunlar da dil ile ikrarın imanın aslından olmadığını, yani esasını teşkil etmediğinin birer delildirler. Yalnız imkanı olduğu halde dil ile ikrar etmeyenler bundan sorumlu olurlar. Yani hiçbir şey yok, hiçbir mani yok, hiçbir engel yok. Buna rağmen dil ile ikrar etmezse imanının tam geçerli olup olmadığında ulemamız, yani ehl-i sünnet alimlerimiz, itikat alimlerimiz farklı görüşler bildirmişlerdir. Ancak bizim burada zikredeceğimiz geçerli olmayacağıdır. İmanı yine kısımlarıyla bu sefer zikredelim. Taklidi iman vardır. 5 ana başlıkta işleyeceğiz. Taklidi iman vardır. El imanu an ilmin vardır. El imanu an hayanin vardır. İman an hakkin ve iman an hakikatin vardır. Bu dil ile ikrarın imanda şart olmasının yeri de, yani dil ile ikrarın gerekmesinin yeri de kafir Müslüman oluyorsa böyledir. Örnek, daha önce başka bir dine inanıyordu insan. Araştırdı aklıyla veya sorarak, alimlere sorarak, bilenlere sorarak İslam'a geçmeyi, yani Müslümanlığı din olarak kendisine tercih etti. Aslında kafir sonra Müslüman oluyor. İşte dil ile ikrar bunun için gereklidir. Örnek veriyoruz. Bir çocuk doğdu, dünyaya geldi. Müslüman beldede yaşadı. Müslümanların içerisinde yaşadı. Ana baba Müslüman, akraba, taallukat, çevre hepsi Müslüman. Bu kişinin zaten bunun öğretisi de böyle oldu. Anne baba İslam'ı öğretti bu kişiye. Sonradan öğrenmedi. Yani çocukluğundan bu itikat, bu inanış, bu minval üzere büyüdüyse bu kişi için kelime-i şehadet getirmek, yani dil ile ikrar etmek şart değildir. Bu kişi direkt mümin olarak kabul edilir. Ancak kafir Müslüman olacaksa sadece inanç yeterli midir? Yoksa dil ile ikrar da gerekli midir? Yani kalbin tasdiği yeterli midir? Dilin ikrarı gerekli midir? Bu konudadır. Yani kafirin Müslüman olması konusundadır. Ki bu durumda da kafire dil ile ikrar etmesi gerekiyor. Kafiri asliye. Aslında aslen kafir olup sonradan mümin olana bu gerekir. Ve burada gereken başka bir durum daha vardır. Ehl-i sünnet alimlerinden çoğu eşhedü
kelimesinin gerekli olduğunu söylerler. Yani eşhedü manasındaki başka bir kelime kullansa geçerli midir, değil midir? Bu konuda ehl-i sünnet alimlerinin çoğunluğu eşhedü kelimesinin gerekli olduğunu söylerler. Ancak İmam Nevevi ve İmam İbni Hacer gibi yine görüşleri muteber olan, görüşleriyle fetva verilebilecek olan alimler de diğer kelimelerinde, yani eşhedü manasını ifade eden diğer kelimelerle de bunun geçerli olacağını söylüyorlar. Örnek, Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Bu da geçerli bir kelimedir der imamlar, bu imamlar. Ancak genel kabul eşhedü kelimesinin gerekli olduğudur ki eşhedü de ne demektir? Ben buna şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Şahitlik ederim ne demek? Şahitlik ederimin manası da kalp ile buna inanır, dil ile de ikrar ederim demektir. Yani zaten biz de imanın geçerli olup olmaması konusunda bu iki ana konu üzerinde durduk. Kalbin tasdiki ve dilin ikrarı. Eşhedü kelimesi de bu iki manayı içerisinde bulundurduğu için gereklidir diyen ulema ağırlıktadır. Yine başka bir İslam'a giriş mevzusu. Eğer bir kişi bir itikadından dolayı dinden çıkmışsa veya İslam dairesi dışındaysa, örnek alemin, yani Allah haricindeki her şeyin, alem deniliyor Allah haricindeki her şeye, Allah'ın zatı ve sıfatları alem değildir, onun haricindeki her şey alemdir. Eğer alemin kadim olduğuna, yani ezeli olduğuna inanıyorsa, bu kişinin de imana girmesi için ne yapması lazım? Bu itikadından dönmesi lazım. Yani alemin ezeli olmadığına, sonradan yaratılmış olduğuna iman etmiş olması lazım. Aynı şekilde başka bir konuda böyledir. Örnek, Allah'ın kelamının mahluk olduğuna inanıyorsa veya Allah'ın sıfatlarından birini inkar ediyorsa, imanın esaslarından birini inkar ediyorsa, bu durumda da ne yapması lazım? Bu itikadından vazgeçip Allah'a iman etmesi gerekir. Yani Allah'ın, mesela örnek, Allah'ın kelamı mahluktur diyor. Kur'an-ı Kerim mahluktur diyor. Bu kişi önce bu itikadından soyutlanacak, bu itikadını düzeltecek, ondan sonra da kelime-i şehadet getirerek Allah'ın varlığına ve birliğine iman ettiğini tazeleyecek, söyleyecek ki gerçek manada iman etmiş olsun. Yoksa imanı bu kişinin geçerli olmaz. Sadece bu konuda değil, bütün konularda böyledir. Nasıl bütün konularda? Allah'ın varlığına ve birliğine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'tan alıp bildirdiği her şeye iman etmek zorundadır. İmanın geçerli olması için. Yoksa iman etmiş sayılmaz. Kişi iman etmiş sayılmaz. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri imanın hakikatine ulaşanlardan eylesin. Şimdi bir dahaki programımızda imandan bahsedeceğiz. İmanın kısımlarından bahsedeceğiz inşallah. Şöyle söyleyelim, buradan da bir özet yapmış olalım. Hem bu programımıza hem gelecek programımıza hazırlık olmuş olsun. İmanın kısımları vardır ve imanın dereceleri vardır. Şöyle söyleyelim, bir kişi dünya ve içindekiler toplansa ve buna Allah'ın yok olduğuna, sümme haşa, sümme haşa veya dinin herhangi bir, şöyle özetleyelim burayı, düzeltelim. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan alıp bize bildirdiği şeylerden herhangi birini inkara zorlasalar veya ikna etseler, kalp herhangi bir şekilde şüphe etmeyecek. İmanın tam manasıyla olmuş olması için örnek veriyoruz. Örnekle bitirelim bu programı. Bir mecliste oturuyoruz. İşimiz çıktı, dışarı çıktık.
dışarıda bir gördük ki yeryüzünde iman ehli neuzubillah bir kişi kalmamış. Hepsi Allah'a inkar ediyorlar. Sümme haşa. Vaziyetten korktuk. Tekrar hemen içeri girdik. Bir baktık ki az önce etrafı beraber oturduğumuz milletten de bir kişi iman ehli kalmamış. Neuzubillah. Hepsi dinden çıkmışlar. Yani yeryüzünde tek başımıza kaldık. Allah'a iman eden. Bu durumda dahi kalbe acaba şüphesi düşmeyecek. Çünkü iman şek ve şüpheyi kaldırmaz. Eğer şek ve şüphe olursa imanda direkt iman gider. Bu durumda dahi gönlümüze acaba gelmeyecek. Ha, şartlar onu gerektirir. Dil ile inkarın fetvasının olduğunu söylemiştik. Ancak kalbe şüphe düşmesinin fetvası yoktur. Yani yeryüzünde tek başımıza kalsak dahi kalbimizde acaba olmayacak. Eğer acaba olacak, oluyorsa kalbimizde o durumda dahi iman şimdiden de geçerli sayılmaz. Çünkü şek ve şüpheyi barındırıyor demektir. Biz insanlar iman ettiği için iman etmedik. İnsanlar din inkar ettiği için de inkar etmeyeceğiz. Bizim imanımız ne içindir? Bunu böyle bildiğimiz içindir. Allah bunu böyle istediği içindir. Resulullah bunu böyle bildirdiği içindir. Biz bu sebeplerden Allah'a iman etmişizdir. İnsanların hareketleri, halleri, tavırları bizi kesinlikle bu imanımızdan vazgeçirmemelidir, geçiremez de. Eğer böyle bir durum varsa önce bir kendimizi kontrol edeceğiz. Eğer dünyadaki bütün herkes dinden dönerse ben döner miyim? Dönmem. Bunu kalbimize, gönlümüze ve bütün benliğimize kabul ettirmemiz lazım ki imanımız geçerli olmuş olsun. Cenab-ı Rabbül Alemin bizi gerçek iman sahiplerinden ayırmasın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.